Sevgili Tweet Burç takipçileri merhaba. YouTube kanalımda size 2021 Aralık ayını, burçlara etkilerini anlatmak istiyorum ama biraz iddialı olacak, biraz farklı bir ay olacak. Hepimize de etkisi çok farklı olacak. Peki bu fark nedir derseniz 2021 Aralık ayını 2022'nin gelişi gibi düşünebilirsiniz ve hepimizin hayatlarını farklı bir noktaya taşımak istiyor. O zaman hazırsanız 2021 Aralık ayı burç yorumları başlasın. Sevgili Koç burçları, 2021 yılı özgürlüğü size Haziran ayından sonra verdi ama 2021 Haziran'dan bu arada sanki ilişkilerle uğraştınız, çevrenizdekileri bir türlü istediğinizi anlatamadınız. Bir de çevrenizdekiler, özellikle kardeşler, arkadaşlar, onların ilişkileri, onların ayrılıkları, onların gerginlikleri derken yüreğiniz şişti. Şişti, öyle değil mi? Tamam. Peki, 2021 yılının 21 Aralık'ından sonra Güneş öncü burca geçerken sizin önünüzü açacak mı? Hiç şüpheniz olmasın. Zaten 14 Aralık'tan sonra yönetici gezegeniniz Mars Ateş Burcu'na geçiyor. Hemen ardındansa sizi cesaret katacak. Bu da demektir ki kariyer evinizde, 10. evinizde geri gidecek Venüs'ün sadece karışıklık çıkardığını bu sefer şahit olamayacaksınız eğer kreatif işlerde çalışıyorsanız. Yani mimarsanız, organizasyon işinde çalışıyorsanız, sanatın hangi alanındaysanız ya da medyadaysanız gözünüz aydın. Bu Venüs retrosu bir takım projelerin yarıda kalmasını, bir takım işleri için sizin kapılarını çalmalarını nasip edecek. O yüzden de aslında kariyer evinizde fırsat, ilişkiler ve çevresel konularda ise bir takım dağınıklıkları getiriyor. O yüzden de size 2021'in Aralık ayında gökyüzü gel birazcık daha pragmatik, daha sayısal, daha geleceğini düşünen, daha günü kurtaran ve en önemlisi ise emekçi olacak. Eğer ilişkiyle ilgili birlikteliğinize, eşinize, sevgilinize, hele de hele sevgiliniz biraz dağınıksa, kafası karışıksa, sizin hızınıza yetişemiyorsa işte o Venüs retrosuyla 19 Aralık'tan sonra sanırım biraz burada bir takım gerginlikler, bir anda bir gecede çıkabilecek krizler söz konusu olabilir. Gelin böyle açık sözlü, dobra bir burç olarak, ilk burç olarak siz bu gerginliklere mahal vermeyin. Hele de hele sevdiğiniz kişinin ailesini veya geçmiş ilişkilerini hiç kurcalamayın. Çünkü gelecek geçmişe akmıyor, gelecek yarın akıyor, unutmayın. Sevgili boğa burçları, 2021'in Aralık ayında enteresan kararlar alacaksınız. Tabi buna biraz da çevreniz etkili olacak. Her ne kadar kardeşlerinizin, ailenizin sizi yönlendirmesine izin vermeseniz de son zamanlardaki ilişkiler olsun, kariyer hayatınız olsun, maddi konular olsun sizi bir hayli zorladı. O da ister istemez yönlendirmeye ihtiyacınız olduğunu düşünmeye itiyor. 2021 yılının evinizle ilgili yeni düzenlemeler yaparken sosyal medyalarda da bir takım temizliğe gireceksiniz. Bunu her ne kadar Venüs yapacağını iddia etsek de Venüs 21 Aralık'ta geri gitmeye başlayacak yönetici gezegeniniz ama siz buna 4 Aralık'ta başlayacaksınız. 4 Aralık'ta değişken burçlarda Güneş tutulurken siz bazı insanlardan uzaklaşmak isteyeceksiniz. Aslında yeni yıl gelmeden yeni kararlarınızı Aralık ayının 4 Aralık'ından itibaren uygulamaya başlayacaksınız. Çalışan bir boğa burcuysanız ekip arkadaşlarınızdan cesaret alacak ve işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili, çalıştığınız alanla ilgili bir takım görüşlerinizi çalıştığınız kuruma veya yapıya ya da kişiye beyan edeceksiniz. Bu ister istemez bir takım dengeleri değiştirecek. Eğer iş kurmayı düşünen bir boğa burcuysanız ve yeni farklı kazanç yolları elde ettiğinizi 2021'in Haziran'ından bu yana düşünüyorsanız doğru yoldasınız. Tweet burcu yani gökyüzü onaylıyor. O yüzden gökyüzünün desteğini özellikle Aralık ayında hissederseniz mutlaka uygulayın. Hızınızı asla kesmeyin diyor. Ama tabii ki yönetici gezegeniniz geri giderken özellikle de 88, 89, 90'lı bir boğa burcuysanız haritanızda bolca oğlak var. Bunu beyan etmek isterim en başta. Ve Venüs geri giderken o jenerasyon gezegenlerinize sataşacak. Bu da ister istemez medeni durumunuz her ne olursa olsun iki ilişkilerde yılın sonunda yani yılbaşı arifesinde bir takım gerginlikler, küçük atışmalar yaşayabileceğinizi işaret ediyor. Sevgili boğalar, yılın sonunu çok dikkatli kapatın derim.
Sevgili ikizler burçları, 2021 yılını en güçlü kapatan burçlardan siz olacaksınız. Her ne kadar şans gezegeni geri gidiyor olsa da, 21 Aralık'ta tam gaz geri gidecek olsa da fikirlerimiz, düşüncelerimiz inanılmaz değişecek. Sizinle ilgili çok değişken deseler de, sizinle ilgili sabahı başka, akşamı başka deseler de unutmayın, siz pratiksiniz, zekisiniz, hızlı kavruyorsunuz. En önemlisi ise son zamanlarda çok da yaş tahtaya basmıyorsunuz. Eğer evliyseniz, evliliğinizle ilgili, yani eş ailesiyle ilgili ani bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Çünkü 4 Aralık'ta artık Güneş'le yolunuz son kez kesişecek, yani tutulma aksında son kez kesişecek ve orada tutulmayla yollarınızı ayıracaksınız. Son 1,5 yıldır bu tutulma aksından çok şey öğrendiniz. 4 Aralık'taki tutulmayla birlikte artık ilişkiler konusunda kendinize özgüveniniz artacak ve çok daha keskin kararlar alacaksınız. Eğer ikizler burcu olup da çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız gözünüz aydın. 2022'ye, yani yeni yıla çok farklı duygularla başlayacağınızı işaret ediyor gökyüzü. Hazır olun. Sevgili yengeç burçları, 2021 Aralık ayını çok enteresan kapatacaksınız. Çünkü Aralık ayında 7. evinizde Venüs geri gidecek. Ve uzunca bir süre olacak. Tabi bu 1, 2, 3 günlük bir retro olmayacak. 18 ay aradan sonra Venüs'ün toprak burcunda, yani 7. evinizde, ilişki evinizde geri gitmesi, yanı sıra da 21 Aralık'ta Güneş'in de 7. evinize taşınmasıyla birlikte yine burada bir gezegen hareketliliği söz konusu olacak. Tabi siz bu gezegen hareketliliğini daha önce test ettiniz. En başta 2018'den bu yana 7. evimizde toplanan bu gezegenler dünyayı pandemiye, sizi ise farklı bir karaktere sürükledi. Bir kere her şeyden önce eskisi gibi değil, şimdilerde daha gerçekçisiniz. Paranızı, çıkarlarınızı, en önemlisi ise sizi kullanmak isteyen insanlara çok daha rahat mesafe koyabiliyorsunuz. Hayatınızdan çıkardığınız insanlar kapınızı 2021'in 21 Aralık'tan sonra çalabilir. Hazır olun. Ama tabii ki enteresan dedikodular da kulağınıza gelebilir. Eğer çocuğu olan bir yengeç burcuysanız, çocuğunuzun eğitimiyle, öğrenmesiyle, eğitimindeki bir takım dağınıklıklarını bir türlü oturtamadığınızı düşünüyorsanız, bakın gördünüz mü, buralarda içinize, yüreğinize su serpecek haberler söz konusu. Ama evliyseniz ve ilişkiniz varsa ve bu ilişki evliye taşımayı planlıyorsanız, 21 Aralık'tan sonra artık 40 gün boyunca dikkat etmenizi tavsiye ederim. Son yıllarda öğrendiğiniz tecrübelerin küçük bir mini testi gibi düşünün. Ve unutmayın, 2022 çok başka geliyor. Ve 2021'den öğrendiklerinizi bu Aralık ayında bu mini testte ortaya koymanız gerekiyor. Ben size güveniyorum, bu testi geçeceğinizi biliyorum. Yerin kulağı olduğunu geçmiş yıllarda fazlasıyla öğrenmiş bir burçsunuz. O yüzden de sırtınız bu ay aslında yere gelmeyecek. Ama kulağınıza çok tuhaf şeyler gelecek. O yüzden de kendinizi şimdiden hazırlayın derim. Sevgili aslan burçları, 2021 yılının Aralık ayındayız. 2021'in Aralık ayı aslında biraz uzun geçecek, çok şey öğretecek. Bazı günleri 24 saat gibi gelecek size. Bitmeyen haberler, çalan telefonlar, koşturmalar derken temponuz çok yüksek olacak. Sebebi mi? Çünkü ayın ilk günlerinde Ateş Burcu'nda gerçekleşecek tutulmayla birlikte hayatınızın hızı artacak. Bu arada unutmayın, siz de bir Ateş Burcu'sunuz. Heybetinizi, öfkenizi, sabırsızlığınızı, zaman zaman da kararsızlığınızı buradan alıyorsunuz. Ve tabii ki 2021'in 21 Aralık'ında Güneş en uzun geceye eşlik ederken size tavsiyem, yeni yılı planlayın. Çünkü yeni yılı kendine göre farklı getirileri olacak size. En önemlisi ise mizacınızı değiştirecek dengeleri kuracak hayatınızda. Ama tabii ki 2021'in 21 Aralık'ını özellikle yönetmemiz gerekiyor. Çünkü oralarda Venüs retrosu tam gazıyla başlamış olacak. Venüs toprak burcuna geri giderken kardeşleriniz, aile büyükleriniz, onların evlilikleri, onların dengeleri veya çevrenizde sevdiğiniz arkadaşlarınızın evlilikleri, birliktelikleri deyim yerindeyse nazar değebilir. Buralarda denge kurmanız gerekebilir. Hiç ummadığınız kişilerin önünüzde kavga ettiğine, tartıştığına şahit olabilirsiniz. O yüzden de bu ay sanki size biraz ara buluculuk yapmak düşüyor. Bir de tabii ki teknolojiyle ilgili küçük sınavlara dikkat etmenizi tavsiye ediyor gökyüzü. Sevgili başarılar.
Başak Burçları, 2021'in Aralık ayında gökyüzünde büyük şenlikler var. Bir köşesinde tutulma, son köşesinde ise retro var. En önemlisi ise 21 Aralık'ta en uzun gece var. En uzun gecede ruhunuzu dinlendirmeyi, yeni yıl planları yapmayı, neleri geride bıraktığınızı planlamayı sakın unutmayın. Bu tweet burç tavsiyesi. Peki gökyüzü sizin önünüze neleri getirecek? Bir kere en başta olgunluğunuzu test edecek. Evet, doğru duydunuz. Gerçi yönetici gezegeniniz geri gitmiyor ama ilişkileri, aşkı, birlikteliği, zarafeti, güzelliği, iletişimin daha böyle naif tarafını yönetmek isteyen Venüs Toprak Burcu'nda geri gidiyor. Bu da sizi yakından ilgilendiriyor. Çünkü 5. evde geri gidecek. Yani çevrenizi etkileyecek. Farklı çevrelere bir yandan sokacak. Sizi böyle 2009'lar, 2010'lardaki gibi biraz daha popüler, biraz daha duyarlı, biraz da esnek bırakacak. Ama tabii ki olgunluk göstermenizi gerektirecek bir takım olaylar da yaşayacaksınız. Eğer kendi işi olan bir başaksanız, iş yerinizde bir takım dengelerde ya da ekibinizde değişiklikler söz konusu olabilir. Eğer uzun yıllardır aynı semtte, yani 20'li yıl gibi bir süreçten bahsediyorum, yani 20'li yıllardan bahsediyorum. Bu kadar uzun aynı semtte oturan biriyseniz, yani bir başak burcuysanız, buralarda hiç ummadığınız değişiklikler, kentsel projeler veya bir takım taşınmalar önünüze gelebilir. Bir yandan fırsat, bir yandan zorluk gibi algılayabilirsiniz. Çünkü siz biraz mükemmeliyetçi bir burç olduğunuz için her şeyi yönetmek, her şeyi detaylarıyla hesaplamak istiyorsunuz. Eğer bekar bir başak burcuysanız, geçmişten telefonlar alabilirsiniz. Peki geçmişe şans vermeli misiniz? İşte bunu da Haziran'la Ağustos arası size yaşatılanları hatırlatmayı tavsiye ederim. Buraları bir hatırlayın. Gerçekten oralarda sizi üzülerse siz bu telefonlara dönmeli misiniz? Bir daha düşünün. Sevgili terazi burçları, 2021'in son ayıyla karşı karşıyasınız. Biraz sizi yakından ilgilendiriyor. Çünkü bu ay içinde hem güneş tutulması var, hem burcunuzun yönetici gezegeni geri gidecek öncü burçta, yanı sıra da en uzun geceyi yaşayacağız. Dolu dolu bir ay aslında. Diyeceksiniz ki yıl bitiyor, ayın derdi bitmiyor. Haklısınız. Ama sürpriz gelişmeleri de var bu ayın. Onu da belirtmek isterim. En başta ise iş arayan bir terazi burcuysanız gözünüz aydın. Ama estetik yaptırmayı planlıyorsanız 19 Aralık'tan sonra hayır diyor gökyüzü. Çünkü yönetici gezegeniniz geri gidecek. 18 ay aradan sonra yönetici gezegeninizin toprak burcunda geri gitmesi ışın açıkçası biraz duygularınızı hırpalayabilir. Eğer 2009-2011 yılları evlenen bir terazi burcuysanız eşinizden beklentileriniz değişebilir. Eğer bu yıllar arasında evlendiyseniz ve şu aralar evliliğinizle ilgili bir takım problemler varsa sanki Venüs'ü artçı deprem gibi düşünün. Böyle kendine bazı şeyleri oynatacak ama kozmik pazının sayesinde o keskin virajlardan dönüp geri geleceksiniz. Yani yuvanıza açık söylemek gerekirse sahip çıkacaksınız. Bir de tabii içsel yolculuğa çıkacaksınız. Bunun adına gelecek olursa bu içsel yolculuğun adına eskiden ders çıkaracaksınız. Eskisi kadar risk almak istemeyeceksiniz. Hatırlarsanız 2018-2020 Haziran tarihleri arasında bayağı yoruldunuz. Özellikle de işle, ilişkilerle ilgili hırpalanan teraziler. Burada mısınız? O yüzden de bu arada iş değiştirmeyi düşünüyorsanız doğru bir tarihte değilsiniz. Ama ilişkiyle ilgili ani kararlar vermeye gelecek olursak, düğün dahi olsa bence bunu Venüs Retrosu'nun bitmesini bekleyin. Yani 2021'in bitmesini, 2022'nin biraz böyle ocağın sonlarına bırakın bu planlarınızı derim. Tabii yoğun bir tempoda çalışıyorsanız, yani organizasyon altyapılı bir işteyseniz ve bu işle ilgili beklentileriniz varsa hazır olun. Çünkü çalıştığınız yerin büyümesi, ekonomik koşullarınızın da güçlenmesine sebep olacak. Evet, doğru duydunuz. Dünya para para diye dönerken siz para kazanmaya daha da başlayacaksınız. Aslında dünya şu aralar bazılarına karanlık, bazılarına aydınlık gibi geliyor ve sizi de sanırım biraz daha aydınlığa çekiyor. O yüzden de gözünüz aydın. Sevgili akrep burçları, 2021 yılında var olma mücadelesini bolca verdiniz. Gerek ailede, gerek çalıştığınız alanda, gerek borçlarla ilgili. Eğer çocuklarınız varsa çocuklarınızın eğitimi, öğrenmesi derken
yorucu, hızlı, koşturmalı bir yılı geride bırakıyorsunuz. Ama 2021'in aralığında iyi kolu dolu, bilginiz olsun. En baştaysa sabrın sonu selamet denilen kelimeyle siz tanışacaksınız. Biraz sabır göstermeniz gereken bir Aralık ayı olabilir. 4 Aralık'ta güneş tutulurken burcunuzun çok yakınlarında unutmayın, sizi de yakından ilgilendiriyor. En baştaysa ciddi anlamda kararlar aldıracak size. Belki uzun yıllardır planladığınız ama bir türlü cesaret edemediğiniz yatırımı, ev alma işini çözeceksinizdir. Belki de şehir değişikliği fırsatı kovalıyorsunuzdur, bir türlü gelmiyordur önünüze. İşte bu fırsatlar ve konuşmalar, hatta toplantılar önünüze bir anda gelebilir. Kararsızlık çekmeyin ama ani kararlarda almayın derim. 19 Aralık'tan sonra kişisel görünüşünüzle ilgili ya da iddialı harcamalarla ilgili doğru bir tarih olmayabilir. Aldıklarınızdan pişman olmak istemiyorsanız 19 Aralık'a kadar daha kafanız sakinken gökyüzünün desteğini arkanıza alıp istediğiniz alışverişinizi ya da bir takım harcamalarınızı yapmalısınız. Daha sonrası mı? Daha sonrasında Venüs Retrosu var ve bu güzellik, zarafet, tüketme daha çok iten bizi retro sizi biraz daha böyle cesaret verecek. Bu cesareti de biraz sonrası pişmanlık olabilir. O yüzden de yılın sonuna ciddi harcamalarınızı, köklü adımlarınızı bırakmanızı tavsiye etmiyoruz ama siz bu retroya da baş edersiniz, bunu biliyoruz. Sevgili yay burçları, 2021 Aralık ayı sizi yakından ilgilendiriyor. Burcunuzda gerçekleşecek bir tutulma var. Ev sahibi sizsiniz, kalbiniz dolu. Özbenliğinizi şöyle bir sorgulayacaksınız. Özellikle de şu geçtiğimiz aylarda içinizdeki sıkıntıyı, rehaveti, bu isteksizliğin sebeplerini bulmaya çalışacaksınız. Belki cildinizle ilgili hassasiyet daha da size bugünlerde yorabilir ama unutmayın. Bunlar tamamen evrenin sıkışması, güneşin tutulması, burcunuzdaki basınçla ilgili. Bunlar geçecek mi? Hiç şüpheniz olmasın. Ama tabii ki bugünlerde gördüğünüz rüyalar, duyduklarınız, yanınızda yapılan konuşmalar, tuhaf fikirlere, yorumlara, hatta sizi çıkışlara bile itebilir. Tavsiyem bu aralar kendinizi daha mukayyet olmanız. En önemlisi siz uzun yolculuklara çıkacak yerler varsa aramızda, seyahatleri olanlar varsa ya da gün içinde uzun saatler araba kullananlar varsa Aralık ayının ilk 15 günü dikkatinizi sakın yoldan ayırmayın derim. Çünkü unutmayın, tutulma sizin dünyanızda, yani burcunuzda, vücudunuzda, enerjinizde bir takım dağınıklıklar yaratabilir. İştahınız artabilir, kilo alımınız bu döngüde yükselebilir. Ama 21 Aralık'tan sonra gökyüzü yine bir kırılmaya misafirlik ediyor. Zaten tutulmanın etkisi de buraya kadar diyecek ve biraz buradaki kırılmayla kendi duygularınızı daha iyi yönetebileceksiniz. Eğer ilişkisini yeni bitirmiş bir yay burcuysanız buralarda sanki Venüs Retrosu'nda tekrar görüşmek, barışmak, tekrar masaya yatırmak, konuşmak gibi konular söz konusu olabilir. Eğer bugünlerde iş yerinde bir takım iş arkadaşlarınızla küstüyseniz ve eleştirisel tavırlarından hiç hoşlanmıyorsanız bunları çok daha farklı bir dille ele alacaksınız ve bu baskın karakterleri çok da sınırları, mesafelerini çizmek isteyeceksiniz. Eğer ailenizde 1959, 60, 61 doğumlar varsa buralarda onların da bu bazı baskın kurallarını, huylarını, kararlarını bir tık sanki 21 Aralık etrafında kırabileceksiniz gibi duruyor sevgili yaylar. Sevgili yay burçları, artık son 1,5 yıldır bu tutulma aksında yorgun düştüğünüzü ama çok şey öğrendiğinizi 4 Aralık'taki tutulmayla birlikte aslında biraz daha o içsel yolculukla birlikte hayatla çok da kavga etmeye gelinmediğini kavrayacaksınız. Bir nevi biraz büyüyorsunuz, biraz sakinleşiyorsunuz ve sanki Aralık ayının 21'ine kadar üstünüzdeki hırçınlığı atacak gibi de duruyorsunuz. Ama tabii zaman zaman iniş çıkışlar olmayacak diyemem. Çünkü yılın son günlerinde zaten Venüs
Oğlak burcunda, yani hemen yakınınızdaki burçta eline mendili almış, tüm ilişkileri birbirine katmak için, daha doğrusu problemli ilişkileri ortaya dökmek için etrafı karıştırırken sizin de ailenizde gençlerin ilişkilerinde bir takım sorunlar duyabilirsiniz. Örneğin yeni evli varsa, yeni nişanlanmış varsa ya da yakın arkadaşlarınızda yeni evlenmiş varsa yine buralarda bir takım gerginliklere tanıklık edebilirsiniz. Size tavsiyem çok da çiftlerin arasına girmeyin. Çünkü unutmayın, siz son söyleyeceğinizi başta söyleyen bir burçsunuz. Zaman zaman değil, özellikle Venüs retrosunda yanlış anlaşılabilirsiniz. Eğer yurt dışında yaşayan akraba, eş, dost ya da işinizle ilgili bağlantılarınız varsa Aralık ayında enteresan seyahatler, fırsatlar, hiç görmediğiniz kişilerle bir anda karşılaşabilir, görüşebilir. Yeni konulara vakıf olabilirsiniz. İşin açıkçası Aralık ayında tüm haberler sanki size akıyor gibi, hazır olun. Sevgili Oğlak burçları, hazır mısınız diyor Venüs size. 5 Kasım'dan bu yana burcunuzda hareket ediyor. Bir de üstüne o günden bugüne hareket ettiği yetmiyormuş gibi Aralık'ın 19'unda stop diyor ve geri gitmeye başlıyor. Şimdi böyle eğlenceli anlatıyor olabilirim ama Venüs biliyorsunuz ilişkileri, duygularımızı temsil ediyor ve sizin burcunuz da geri gidecek. Şimdi bu iş kolay değil. Ev sahibisiniz. Biraz da ev sahibi olunca, misafiriniz de ağır ve huysuz olunca ne ikram edeceğimizi iki kere düşünmek lazım. Bir kere ani harcamalar karşınıza çıkabilir. Eğer evli, 1984-98 yılları arası doğumlu, Neptün'ü yay olan arasındaysanız bu Venüs sizin vizyonunuzu, ilgi odağınızı değiştirebilir. O yüzden de bu Venüs retrosu ile birlikte, yani Aralık ayı ile birlikte çok tipinizi, saçınızı, stilinizi değiştirmenizi tavsiye etmek biraz işin açıkçası pişmanlıkla son bulabilir. Geldi ilişkilere. İlişkiler konusunda sizi hırpalayabilir gökyüzü. En önemlisi ise o hani ilişki yürüsün diye karşı tarafı alttan alan tavrınız var ya, yok, buralarda biraz sanki sert olacak da terslemeyeceksiniz ama tersle davranacakmışsınız gibi bir gökyüzü konumu var. Bunu iyi yönetmek lazım. Sadece Venüs olmayacak burcunuzda geri giden, bir de Plüton var biliyorsunuz. Yanı sıra da en uzun geceyi 20 Aralık'ta misafir ederken, ben nar kırarken ve kırmayı tavsiye ederken hepinize, siz oralarda çok daha cabbar, çetrefilli, hatta bir tık da kıskanç, şüpheci olup araştırmacı halinizi ortaya koyacaksınız. Size tavsiyem, güveninizi boşu boşuna kıracak hamleler karşı tarafa yapmayın. Hele de 2018'den sonra ilişkiyi, evliliği, birlikteliği oturtmuş bir Oğlak burcuysanız. Eğer iş değiştirmeyi düşünüyorsanız veya yöneticinizle ciddi konuşmalar yapmak istiyorsunuz ve yanı sıra da Oğlak burcusunuz. Valla evinizde çok gezegen ve misafir yoğun. Yani ağzınızdan A çıkarken B çıkarsa yanlış anlaşılırsınız. Bir de olmadık bunları telafi etmek zorunda kalırsınız. Unutmayın, siz hızlı düşünen bir burçsunuz. Her ne kadar realist gibi gözükseniz de duygusalsınızdır. Eğer kreatif işlerde çalışıyorsunuz ve şu pandemi yüzünden de mesleğinizden, işinizden uzaklaştıysanız gözünüz aydın, sanat yavaş yavaş uyanıyor, medya canlanıyor ve kreatif işlerinizden hem iş fırsatları yakalayacaksınız hem de en önemlisi ise işinize inancınız daha çok artacak. Sevgili Oğlaklar, evinizde ağır misafirler var. Bir tarafta tatlı haberler, bir tarafta sıkıştıran duygular var. İsterseniz gelin yönetin de şöyle 2022'ye eli kolu dolu başlayın. Ne dersiniz? Sevgili Kova burçları, 2021 yılında kariyerinizle ilgili deyim yerindeyse var olma mücadelesi verdiniz. Çalıştığınız yere sahip çıkarken buradaki bir takım ayak oyunlarına da maruz kaldınız. Şimdi bunu açık açık söylemek gerekir. Çünkü burcunuzda Satürn'ü misafir ediyorsunuz. 2020 Mart ayından bu yana hayata karşı bakış açınız değişirken türlü türlü de sorunla karşı karşıyasınız. Niye Satürn bana bunları yapıyor demeyin. Aslında hayata karşı pratikliğinizi, tecrübenizi, sınırlarınızı yeniden çizmenizi istiyor. Peki tüm kovaların hayatı değişiyor mu? Kova çağında hiç şüpheniz olmasın. Ama özellikle 62-63 yılları doğumluysanız
sizin tamamen çocuklarınız, geleceğinizle ilgili, özellikle maddi konularla ilgili çok daha keskin kararlar alacaksınız. Yapmam dediklerinizi bu 60'ın başında doğanlar, özellikle 61-63 arası bolca yapacak. Daha sonrası mı? 91-93 yıllar arası doğumlu olan kova burçları ise aklınızda olsun, sizin Satürnüs kova ve Satürn döngüsünden geçiyorsunuz. Aslında 28-30 yaş arası hepimiz Satürn döngüsünden geçeriz. Ve şu günkü zaman dilimine göre de Satürn'ü kova olanlar, 91-93 yıllar arası doğanlar olduğu için onlar aslında çok daha farklı bir döngüden geçiyor. Aralık ayında ise bir yandan Venüs geri giderken Toprak Burcu'nda, bir yandan da Güneş Ateş Burcu'nda tutulacak. Ve bu da demektir ki yılı çok güçlü konularla kapatacağız. Sevgili kovalar, deneyimleriniz artıyor. Eğer kendi işinizi kurmayı düşünüyorsanız, çok farklı sektörlere ilgi duyuyorsanız ya da 1,5-2 yıldır çok farklı şeyleri öğrendiniz ve artık size bir sıkıntı bastıysa, bunları paraya döndüremediğinizi buralarda fark edecek ve yönünüzü değiştireceksiniz. Yani işin açıkçası ya kazanmaya odaklanacaksınız ya kazanmaya odaklanacaksınız. Boşa kaybedecek zamanınız olmadığını bu Aralık ayı sıkıca size öğretmek, göstermek ve fark ettirmek istiyor. Şimdi anneyle ilgili de, anne ailesiyle de ilgili bir takım haberler, değişiklikler, düzenlemeler, mirasla ilgili konular varsa bunlar gündeme gelebilir. Ve en önemlisi ise ikili ilişkiler. Yılın sonunda ikili ilişkilerle ilgili beklentiniz inanılmaz artacak ve eşiniz veya sevgilinizle ilgili Venüs 12. evinizde geri giderken biraz sanırım sınırlarınızı, düzeninizi, hatta evinizin yedek anahtarını bile kimseye vermek istemeyecek. Tekrar böyle kısıtlayıcı bir düzene girmek isteyeceksiniz. Siz yönetemediğiniz kişilere mesafe koymayı çok iyi başaran bir burçsunuz. Ve şu aralar sanırım eş ailesi, kendi ailenizdeki gençleri yönetmekte biraz zorluk çektiğinizi gösterecek Venüs Retrosu ve tekrar kendi alanınıza dönmenizi isteyecek. Ama tabii ki çok kalp kıracak bir burç musunuz dersek, aslında çabuk küsen, çabuk kabuğuna çekilen, böyle tavrını, tribini çok belli etmeyen bir burç olsanız da ara ara böyle paldır küldür konuşmaktan da kendinizi alıkoyamıyorsunuz. İşte bu sert konuşmaların tarihi de sanırım sizin için 28 Aralık'la 30 Aralık tarihleri olacak. Buralarda biraz daha sizi ne denir gündelik hayata davet ediyorum ki kimseyi kafanızda büyütüp böyle düşünüp onlara doğru böyle keskin konuşmalarla yürümeyin derim. Ne dersiniz? Sevgili balık burçları, 2021 yılının Aralık ayında kendinize çok yatırım yapacaksınız. Ağustos-Eylül aylarında sağlıkla ilgili bir takım problemler yaşayan balıklardansanız, özellikle bu dönemde kiloya, görünüşünüze, sağlığınıza, üst solunum yolu problemlerinize inanılmaz derecede yatırım yapacaksınız. Benim benden başka kimsem yok sloganını bu ay en çok siz söyleyeceksiniz. Aslında duyarlı bir burçsunuz ama bazen yanlış anlaşılabiliyorsunuz. 4-15 Aralık tarihleri arasında bir takım gerginliklere, yanlış anlaşılmalara, hatta kıskançlıklara maruz kalabileceğinizi bile işaret ediyor. Sevgili balıklar, uzun süredir kendiniz için bir şey yapmadığınızı düşünüyorsanız veya işte arabayı değiştirmek istiyorum, bir takım taşınmalar ya da evle ilgili düzenlemeler yapmak istiyorum diyen balıklardansanız 21 Aralık'tan sonra işinizi bırakmanızı tavsiye etmem. Sebep mi? 19 Aralık'ta bu güzelliği, zarafeti dediğimiz Venüs Toprak Burcu'nda geri giderken sizin birazcık buralarda ani ve yanlış kararlar vermenizi, böyle zamansız harcamalar yapmaya itebileceğini işaret ediyor. Yani ocağın sonunda pişmanlık duymanızı istemediğim için 19 Aralık'tan sonra ciddi alışverişleri biraz ertelemenizi tavsiye ederim. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız ki zaten balık burçları 2021'in Haziran ayından bu yana gayet tutumlu, harcamalarına dikkat eden, eskiye nazaran çok daha parasının kıymetini bilen burçlar arasında yer alıyor. Ve zaten Mayıs ile Haziran arasında da daha önce hiç yapmadığı bir takım girişimleri yapan burçlar arasında ve aynı fırsatları tekrar yılın sonunda yakalayabilir. Eğer balık burcuysanız ve 1984'ten sonra dünyaya geldiyseniz ve yalnızsanız, eski sevgili, eski ilişki, eski hoşlandığınız kişilerden bir takım iletişim, ilgi, sosyal medyadan bir takım haberler veya işte konuşmalara maruz kalabilirsiniz. Buralarda kafanız karışabilir.
en önemlisi ise de hiç içinize sinmeyen açıklamalar, konuşmalar, eski defterleri açmalara gidebilirsiniz. Pişman olacağınız şeyler yapmak istemiyorsanız, eski günlerdeki gibi kendinize kızmak istemiyorsanız, 19 Aralık'tan sonraki artı 40 gün boyunca çok da geçmişe mesai ayırmanızı tavsiye etmiyorum. Sevgili Twitch Burç takipçileri, kitaplara, belki de tarihe sığmayan günlerden, yıllardan geçiyoruz. Hep yanınızda olmaya çalışıyorum ve 2021 var olma mücadelesini hep birlikte verdik. Hepimiz bir yerlerde zorlandık. Ama sanırım galiba biz kazandık ve 2021 yılını hayırlısıyla şu retrolara dolanmadan kapatacağız. Hadi gelin el ele verip birbirimize destek olalım. Ve en önemlisi ise kimsenin özel alanına bu Aralık ayı boyunca çok da girmeyelim.